Değerli Bursa'da Bugün TV izleyicileri, 94.2 Radyo Bursa'da Bugün ortak yayınında Spor'da Bugün programına hoş geldiniz. Bugün enine boyuna Bursa Spor'u konuşacağız. Son olarak Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu. Dün de Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ta berabere kalmasıyla birlikte Bursa Spor yeniden 16. sıraya geriledi. Düşme hattının ilk sırasında bulunuyor. Evet, son gelişmeleri değerlendireceğiz. Dediğim gibi bu arada bir son dakika bilgisini verelim. Bursa Spor yönetimi Demir Grup Sivas Spor karşılaşmasının saatinin değişikliği için biliyorsunuz cumartesi günü saat 16'da oynanacak müsabaka. 19'a alınması için bir başvuruda bulundu. Federasyondan gelecek yanıtı da bekliyoruz merakla. Çünkü Galatasaray'da Erzurum Spor deplasmanındaki karşılaşmanın öne çekilmesi için bir başvuruda bulunmuştu. Bu onay aldı ve karşılaşma 17-30'a çekildi. Bursa Spor'un da bu anlamda ne cevap olacağını merakla bekliyoruz. Eğer yayınımız sırasında bir cevap gelecek olursa size aktarmış olalım. Diyelim bugün kimi misafir ediyoruz? Bursa Spor'un eski yöneticilerinden son kongrede de başkan adayı olarak karşımıza çıkmıştı. Değerli Lemi Keskin ve tabii ki Agaste Spor yazarı Fatih Akkuş'la birlikte çok keyifli bir program yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü kendisiyle hem Bursa Spor'u hem projeleri konuşacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bir fotoğraf vardı ki hala Bursa kamuoyu bu fotoğrafı değerlendirmeye, analiz etmeye çalışıyor diyelim. Sayın Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Fatih hoş geldin. Hoş buldum. Sağ olun Mehmet abi. Efendim şimdi biraz Bursa Spor'un bugününü konuşalım. Ardından sizin dersinize nasıl çalıştığınızı görebiliyoruz. Şimdiki mevcut durumu biraz sizle değerlendirelim. Aslında siz kongrede bazı şeylerin sinyalini vermiştiniz geçtiğimiz yıl yapılan kongrede. O günden bugüne neler değişti veya neler gelişti? Evet, önce insanlar haklı çıkmanın gururunu yaşar ama biz haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Son Mayıs ayında yapılan kongrede köprüden evvel son çıkış cümlesini kurarak bu günleri neredeyse anlatmaya çalışmıştık. Fakat demokrasiye inanan bir kişi olarak da çoğunluğun verdiği, çoğunluk değil en fazla oy alan kişiye de saygı duyduk. Saygımızdan da geri adım atmadık ve şu anlara kadar da bir şey yapmadık. Bursa Spor'un durumunu gerçekten üzüntüyle izliyoruz. Bursa ve Bursa Spor buralara yakışmıyor. Türkiye'nin 5. büyük kenti, 5. şampiyonu kesinlikle buralarda değil. Hep ilk 3'ün, ilk 5'in arasında olmalı. Orada olamasak bile oynadığı futbolla şehri, taraftarı, camiayı mutlu etmeli diye düşünüyoruz. Üzülüyoruz, yaralıyız. Çünkü bu konuda hani sağlıklı Bursa Sporlu değil, biz hastalıklı bir Bursa Sporlu olduğumuz için maalesef bu bizi kahrediyor. İçimizdeki bu ateş sönmediği müddetçe de kahrolmaya devam edeceğiz. Şimdi tabii Bursa Spor'un mevcut durumunu konuştuğumuzda özellikle ilk yarıda biraz göze hoş gelen futbol oynamaya çalışan bir takım var idi. Ancak geçtiğimiz son iki sezon hastalıklı ruhu sanki geri döndü. İkinci yarı. Evet, yani çok ciddi bir travma, çok ciddi bir psikolojik baskı gibi Demokles'in kılıcı standardında kafamızın üstünde duruyor. Herkes yeniden eski defterleri açmaya başladı. O kabusları görmeye başladı. Maalesef. Hele de lig durumundaki yanılmıyorsam son iki sezonda hiç Bursaspor küme düşme hattına inmemişti. Ondan önce inmemişti de geçtiğimiz iki sezondan beri böyle bir büyük bir sıkıntı var. Var. 16. 17. sıralarda bulunmamıştı. Hep böyle 13, 14, 15 gezdi diye biliyorum. Yok şey doğru. İlk defa 3 yıl içerisinde ilk defa sanırım 15. sıraya yani geriledik. Eğer doğrusunu bilen varsa veya farklı bir şey varsa lütfen izleyicilerimizden bu anlamda katkı bekleyelim. Bu arada mesajlarda yer ya, bunlara tabii yer vereceğiz unutmadan. Sanki o kabus geri döndü Sayın Başkan. O psikolojik baskı artık futbolcuların motivasyonuyla ilgili de herhalde. Hayır. Şimdi durum var. Sürekli aynı hastanın aynı şeyi yaptıktan sonra ateşi çıkıyorsa burada esasında herkesin kaçırdığı bir nokta var. Bana göre
futbolcu kadrosuna bilhassa yapılmayan ödemeler ve bu ödemelerden dolayı Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da verilen sözlerin tutulmaması gibi sebeplerden dolayı futbolcular da bir yere kadar dayanıyor. Fakat hep ikinci yarıda bu olayın olmasını şans olarak lütfen nitelendirmeyin. Burada maalesef yani bazı arabalar benzinle, bazı arabalar dizel çalışıyor. Futbolcular da parayla çalışıyor. Şimdi tabloya baktığımızda burada önümde bilançolar var. Hı hı. Şu anda ben size tam rakamı söyleyeyim. Bizim oyunculara ve teknik kadroya şu anda 94 milyon TL borcumuz var. Bunun yaklaşık 40 milyonu geçmiş, günü geçmiş. Ve bu 94 milyonun tamamı bu sezon sonunda ödenecek rakam. Mevcut kadroya olan borç mu bu? Mevcut kadroya. Ayrılan oyuncular da var mı? Hayır hayır. Mevcut kadroya. Onlar başka. Onu da söyleyeyim. UÇK ve Fatih Bey görebiliyor. UÇK ve KAS dediğim bir bölge var. Aha. Görüyorsunuz. Orada da 18 milyon TL. Bu geçmiş dönemde geçmiş dönem hoca bu, olarak veya futbolcu olarak Bursaspor'a hizmet eder. Mahkemeye vermişler. Evet. Ya da işte uzlaşma kuruluna vermişler. Aha. O 18 milyon TL. Futbolcu onu biliyor. İşte Ahmet gitti parasını alamadı. Mehmet gitti parasını alamadı. Şu anda bu kadronun da içeride 94 milyon TL alacağı var ve bu 94 milyon TL Mayıs sonu, Haziran sonu ne kadar mutlaka ödenmesi gerekiyor. 3-4 aylık bir süreç. 3-4 aylık bir süreç. Ondan dolayı her ikinci yarıda bu sendroma girmemizin tek sebebi paradır. Başka hiçbir açıklaması yok. Evet, yani şimdi Bursaspor'un yani Rizespor ikinci yarıda yükseldi. Bursa düşüşe geçti değil bir, de. Bir sürü takım yükseldi. Ankara Gücü bile yükseldi. Eskişehir Spor bile 71 milyon TL borcu vardı bakın. Eskişehir Spor, pardon, 71 alacaklısı vardı. Şu UÇK'yı kaldırmak için illa para da lazım değil. İmza. İmza lazım. Yani diyalog lazım. Tabii diyalog lazım. Fatih'e borcum var benim. Fatih'e diyorum ki Fatih'ciğim borcum borç şu anda ödeyemiyorum. Ne olur şunu imzala. 31 Ocak ya da 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Bursaspor'dan alacağım yoktur kağıdını alıyorum. Oraya koydum. Fatih Bey'e 3 aylık bir çek veriyorum. Fakat yönetim yani şu rakamda yaklaşık 10 futbolcu var. 10 futbolcudan bile bu imzaları toplayamadı. Bize gelen haberler çünkü inanç kalmamış. Mesela denedi mi peki? Denemiş. Denemiş değil mi? Tabii tabii. Denediler. Hepsine Bilal'e kadar. Girişim oldu. Girişim oldu fakat sonuç oldu. Bir kişinin 8. 10. verdiği söze güvenmiyorsunuz bir yerden sonra ama yani Fatih Bey telefon etseydi, Fatih Bey yönetimde olsaydı bu adama bir fırsat verelim diyebilirlerdi. Mesela Eskişehir Spor o örneği yaşadı. Yönetim değişti ve yeni yönetim imzaları daha kolay topladı. Lütfen yani ikinci yarıdaki düşüşü bu bilgiler ışığında herkes zaten bu konuyla alakalı izleyicilerden Günay Öztürk yazmış. 21 futbolcu, 3 menajer, 2 tane de teknik direktörle bu konuda icralı yazmış. Evet. Sanırım bu UÇK'daki evet, dosyalarla evet, evet, alakalı konuşuyor. Rakam doğru mudur? 21 futbolcu. Hayır, şu anda söylemiyorum ama çok yakın doğrudur. Zaten Lögen'le kötü ayrıldı. Kamza Hoca'yla kötü ayrıldı. Bir ara şöyle bir konu çıktı. Leguen'in alacakları ödendi. Leguen'le alakalı bir sıkıntı kalmadı. UÇK dosyası kalkıyor. Transfer açılacak, açıldı, yarın açılıyor gibi söylemler çıktı. Hem doğru hem yanlış. O şöyle, Lögen'in alacağı 4 ya da 5 ödemeye bölündü. 260 bin euroluk ödemeler halinde yapıldı. İlkini ödemeyince Lögen başvurdu. İlki bir ay sonra ödenince ödendiği lafı oldu ama Lögen'in tamam borcu değil. Ama bunun içindeki payı ne kadar onu bilmiyorum. Peki Levin Bey, ben direkt sorulara geçmek istiyorum. Çünkü ciddi sorular geliyor. Hem yayından geliyor hem özelden geliyor. Sürekli geliyor. Soru geliyor. Bunlardan bir tanesi aslında burada izleyen herkesin de merak ettiği bir konu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir soru gelmiş. Başkan adayı olacak mı diye Harun Güley isimli arkadaşımızdan. Ancak daha önce gelen bir soru da şöyle. Güzel bir oluşum var. Bu oluşumda 3 tane başkanlık yapabilecek kapasitede kişi resmedildi. Bu kişiler içerisinde eğer ki böyle bir oluşum olursa başkan adayı kim olacak? Dolayısıyla aynı sorunun da cevabı aslında
Yani Harun Güley'in sormuş olduğu soru başkan adayı olacak mı sorusunun cevabı da ikisi birbirini gizliyor. Şimdi bu soruya güzel bir cevap vermek lazım. Vereceğim cevabında önce çevre kontrolü yapmamız lazım. Önce Bursaspor Yönetim Kurulu bir ağzından bir kongre lafı çıktı ama kongre lafı tabii öyle olmaz. Yönetim Kurulu defterine yazılmalı. Arkasından dernekler masasına sunulmalı ve kongremiz şu gün şu tarihte şurada olmazsa bir deklarasyon yok şeklinde bir deklarasyon yapılması lazım. Böyle bir deklarasyon yapılmadı. Artı sizler bizleri tanıyorsunuz. Biz kongrede olsa kongre olmasa da her zaman için Bursaspor'la yatıp kalkan beyin fırtınası yapan bir ekibiz. Bu ikinci tarafım. Üçüncü taraf ilk soruda bizim resmimiz paylaşıldı. Doğru. Remzi Başkan'la Timur Başkan bize son seçimde çok büyük destek verdiler. İkisi de yanımızda resim verdi, poz verdi, toplantılarımıza katıldılar. Mesela Timur abi son bir haftadaki bizim Bursa değil çevre illerdeki toplantılarımızda bile katıldı. Sebebi hem projemize inandı, hem bize inandı, bilgimize inandı. Yani birbirimizin arasında Bursaspor konusunda böyle bir iletişim var. Biz yaklaşık hani, yönetimde kongre kararını açıklamadan evvel ya telaffuz etmeden, açıklama yok da telaffuz etmeden evvel biz de biz buradayız diye bir resim paylaştık. Herkesin içinde sosyal medyada şöyle de dönüyor. Kim çıkacak? Kim talip olacak? Ne evet, olacak gibi sorular da var. Biz çalışıyoruz'u yaptığımızı bir de orada görüntülü olarak paylaştık. Şu anda yönetimden kongre ile ilgili hiçbir açıklama gelmediği için biz de doğru söylüyorsunuz hepimize layık görülüyor bu ünvan. Kim istemez diyeceğim ama biz de aramızda halen böyle bir konuşma, seçim gibi bir şey yapmadık. Ondan dolayı birbirimize destek olma, ayrılmama, Bursaspor'un bilançosuna hakim olma, sözleşmelerine hakim olma, yeni projeler geliştirme, yönetime almak istediğimiz arkadaşların hakkında prensipler koyma, kulüp prensiplerini geliştirme adına seri haftada 3-4 kere toplantı yapıyoruz. Aramızda WhatsApp grubumuz var. Teknolojinin imkanı verdiği üçlü konuşma, konferans sisteminden görüntülü üçlü konuşmaya kadar bütün teknolojik şartları da zorlayarak buluşamasak bile mesela bugün iletişim halindesiniz. Evet. Buluşamasak bile iletişim halindeyiz. Bu sorunun cevabı tabii ki hafif havada kalıyor. Bunun için başkalarının gereken sorulara cevap vermesi lazım ki biz de ondan sonra daha rahat konuşalım. Siz bir altyapı çalışması yapıyorsunuz evet, gibi. Evet. Bunu görebiliyoruz ama şehrin bu üçlü fotoğrafa bu kadar reaksiyon vereceğini tahmin ediyor muydunuz? Hayır, tahmin etmiyordum. Biz de şaşırdık. 30 binin üstünde bir görüntülenme var. Işık hızıyla yayıldı diyebilirim size. İki unsur var. Bir bizlere olan inanç, sevgi, yakıştırma ne derseniz deyin. Bu bir. Ama esas faktörün milletin Ali Bey'den bıkma kat sayısının çok yükselmesi ve Bursaspor'un içinde durum puan cetvelinde bulunduğu durumun kötülüğü olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi tabii özellikle geçtiğimiz yıl yapılan kongrede aslında çok adaylı bir seçim gerçekleşti. Ve Ali'ye bir kez daha güven oyu çıktı bu kongrede. Bununla ilgili ne düşündünüz Sayın Başkan? Demokrasiye saygı duyduğumuz için sesimi çıkartmıyorum ama ben Bursaspor'u bu kongrenin gerçekten uçuruma sürükleyeceğini söylemiştim kongrede ve konuşmamı varsa bilmiyorum sizlerde de kayıtları vardır. Haziran'da ve Temmuz'da ne yapacaksınız sorusunu sormuştum. Bizim Haziran'da ve Temmuz'da gelecek
sponsorluk paralarımız vardı, hazırdı. Fakat suç bizde. Ben hiçbir zaman karşı tarafa şöyle oldu, böyle oldu. Yani maçı onlar kazandıysa hakkını da veririm. Kendim de suç arıyorum. Birinci olarak suç bizde demek ki. Biz iyi anlatamadık. Biz iyi tanıtamadık. Burada yerel medya maalesef bize hiç yer vermedi. Kongre günü, cumartesi günü bilhassa bazı gazeteleri okuyunca dikkat etmezseniz sanki tek adaylı bir kongreye gidiliyormuş gibi sayfalar vardı. Çok büyük para bulduğunu iddia eden birisini canlı yayına çıkartıp kardeşim anlat bakalım şu projeyi bile denmedi. Kötü bir şey de söylenemedi farkındaysanız. Kötü bir şey söylenirse çünkü tazminat davası açarız diye kontek firması söylediği için öyle bir şey de yazamadılar ama maalesef olmadı. Suç bizde. Türkçesi bu. Suç bizde ama bu suçu keşke yani biz kazanamasak da keşke Ali Bey kazanmasaydı diyeceğim. O da kısmet olmadı. Gelen sorularda yine dikkati ciddi anlamda çeken ve ben bu soruyu aslında çok farklı yerlerde o fotoğrafın altında da gördüm hani sosyal medyada. Lemi Bey daha önceki kongrede fondan bahsetmişti. Bu fon yine geçerli olacak mıdır aday olurlarsa? Olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hemen ardından Meri Haydar, o da bilançolarla alakalı son günlerde çok uğraş vermişti. Kendisi de değer verdiğim aslında bir okudum, ben tarafta. Evet, yorumlarını okudum. Şöyle bir soru sormuş. Lemi Bey'e sorar mısınız? Verdiği rakamlar 31.10.2018 tarihi itibariyle bilançosundan alınmıştır. 31 Aralık 2010... Aralık değil, Kasım. Yok, bu Ocak, Ekim. 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle diyor. 31 Kasım. 31 Kasım mı 30, bu bilançolar? Hayır, burada görüyorsunuz 31 Kasım yazıyor. Evet, 31 tarih Kasım. 31 Kasım. 30 Kasım. Peki bir ay sonrası 31 Aralık 2018 bilançosu ile borçlar daha yükselecek. Rakamlar Lemi Bey'e göre gerçek mi? Şimdi bilançoda hayır, gerçek değil bir kere. Yani hani doğruyu söylemiyorlar gibi bir laf söylemeyeceğim. Artık bu yönetime karşı biraz daha sert söylemde bulunmamız lazım. Bir, Merih Bey de seyrediyorsa burada uzun vadeli futbolcu borçları yok. Çok önemli bir şey. Yani uzun vadeli futbolcu borcu derken normalde banka borçlarından konuşuyorsanız bir yıla kadar olanları kısa vadeli, bir yıldan sonraki uzun vadelidir. Şimdi futbolcu borcunun da bir önümüzdeki sezonu da burada yazmamız lazım. Burada sizler göreceksiniz burada futbolcu borçlarımız burada kısa dönem borçlarda görüyorsunuz 94 milyon olarak gözüküyor. Yani bu kısa dönemde bu sezonun parası. Sezon da bitiyor 10 hafta sonra. Uzun banka, uzun vadeli borçlarda buradaki futbolculara olan borçlar burada yok. Evet. Yani Bursaspor'un sözleşmesi önümüzdeki sezonda devam eden futbolculara ödeyeceği rakam burada yok. Ben de yorumlayamıyorum. Bu 40 olur, 50 olur, 60 olur, 100 olur. Ucu açık bir. Tabii. Geçen seneki kongrede de bu aynı ucuz numara yapılmıştı. Bu hiç yakışmıyor. Bursaspor'a hiç yakışmıyor. Bir daha üstüne basarak söylüyorum. Ucuz numara yapılmıştı. Bu bilançoda baksınlar. Bu bilançonun arkasında dipnotlar diye bir sayfa var. O sayfada bu sezonun alacakları 98 milyon TL olarak oraya yazılmıştı. Yani yalan atmıyor güya. Yani burada değil ama size şimdi birisi geliyor diyor ki babanız geliyor. Oğlum ne borcum var? Çıkart ödeyeyim. Siz babaya bir tane kağıt veriyorsunuz. Baba benim etrafı 10 bin lira borcum var diyorsunuz. Onu veriyorsunuz. Baba gidiyor onları ödüyor falan. Birazdan çıkartıyorsunuz. Bir de 5 bin lira da başka bir borcum var diyorsunuz. Bu yapılmaması lazım ve ben bunu Türkiye'de hiçbir kulüp böyle yapmazken bir tek Bursaspor bunu böyle yapıyor ve bunu Ali Bey'in yüzüne karşı da divan başkanının önünde söylemiş birisi. Onu da söyleyeyim. Bu bilançoda görüyorsunuz. Merih Bey de katılıyorsa söylüyorum. Uzun vadeli borçlar arasında futbolcu borçları yok. Farkında mı? O da 30 Kasım özür dilerim diye düzeltmiş. Evet. Uzun vadeli borçlar gerçekçi değil. Bilanço dipnotları yok diye de eklemiş. Evet. Bilanço dipnotlarını da internet sitesine koymadılar. Koymamışlar. Peki yine benim dikkatimi çektiği için soruyorum. Tabii kendilerinde söz hakkı var. Hani cevap vermek isterlerse tabii seve seve. Onlar da neticede bu şehrin büyüklerinden.
Cavit Çağlar ve Sönmez'in kulüp içindeki etkinliğin azaltılması gerekiyor. Bunun için düşünceleri nedir Lemi Bey'in diye sormuşlar. Çok güzel bir soru. Bu hem aynı zamanda siyaseti de içine katarak söyleyebiliriz. Şimdi buna bir örnekle cevap vermek istiyorum. Türkiye'de dayak yiyen, şiddet tacizinde kalan, fiziksel tacizde kalan bir sürü kadın var. Biliyorsunuz. Evet. Bu kadınları incelediğinizde bu kadınların dayak yemesine rağmen hala o evde oturduklarını görüyorsunuz. Niye? Gidecek bir evleri yok. Gitseler geçinecek paraları yok. Çocuklarına bakacak durumları yok. Hem o dayağı yiyip hem orada oturuyorlar. Burada neden şu? Ekonomik özgürlük. Sizin kulübünüzün ekonomik özgürlüğü olsa, iyi yönetilse, siz kimseye mahcup ya da mahkum olmasanız, ismine belediye deyin, ismine şehrin büyüklerinin isimleri koyun, artabilir, azalabilir. Onun için Bursaspor'un yapacağı birinci hamle, futboldan para kazanan bir futbol kulübü olması halidir. Herkes, ben hiçbir benzin istasyonuna, ben proje gibi insanım, hiçbir benzin istasyonu alımına, arsa alımına falan hiçbir şey demiyorum. Hepsinin olması lazım ama esas para kazanacağımız yeri kaybediyoruz. Bursaspor ve tüm futbol kulüpleri futboldan para kazanmalı. Şimdi bir örnek taze olduğu için, geçen sene devre arasında Kasımpaşa Jacques diye bir arkadaşı aldı. En aşağı 15 maç bu adam kazandırdı mı? 34 maçın içinde kazandırdı. 20 gol. Maç başına golle asistle. Tabii. 20 gol sadece bu sezon attı. Bir de geçen sezon attı. Sezonda onun üzerine gol. Şimdi maç başına Kasımpaşa 2,5 aldı mı? Aldı. 15 maçla çarparsanız 37 milyon, 38 milyon kasasına galibiyet primi olarak girmiş. 40 değil. 10 milyona da Galatasaray, 10 milyon euroya da Galatasaray'a sattılar mı? 60. 60'tı oradan. İkisinin toplamı 100. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir para yok. Hadi bu çok uç ve ekstra bir örnek. Taze diye anlattım ama farz edin ki 10 milyona sattık, 20 milyona sattık. Bu da korkunç bir para. Yani sıfıra aldığınız, sıfır bonservis de aldığınız bir futbolcuyu güzel bir araştırma yaptıktan sonra. Ve orada çok ilginç bir detay var. Şampiyon olursa da 3 milyon euro daha var. 3 milyon euro daha var. Bir de şöyle bir şey var. Onun öncesi bu futbolcuyu bir konsol oyunundan o şirketin, yani o sponsor şirketin sahibinin oğlu konsol oyunundan keşfediyor ve imza töreninde Mustafa Denizli yok. O şirketin sahibinin oğlu. Yani onu keşfeden var ve bunu da canlı yayında söylüyor. Ama o olay bu sene oldu. Benim söylediğim geçen sene. Yok geçen sene ayrı, evet. Bu sene açıklamada öyle de. Açıklamada öyle de o başka futbolcu içinde. Şimdi bunlar çok önemli. Gerçekten şimdi isim vererek söyleyebilirim. Bizim geçen sene almak istediğimiz 3 tane futbolcu vardı. Bir tanesini Remzi Başkan bize tavsiye etti. Eskişehir'de Dorukhan diye bir çocuk var dedi. Ben seyretmedim. Kendisi gitti. Onlar da 3 maçını seyretti. Ve sıfır bonservisle Remzi abi bize bunu alacaksınız mutlaka dedi. Biz de alacaktık. Ya sıfır bonservis çünkü niye almayayım ki? Yani birisi tavsiye ediyor. Hiçbir hani tavsiye ediyor da 10 milyon euro olsa ya bu kadar paramız yok falan dersiniz. Bu bir. İkincisi bu uluslararası fonun sahipleri İranlı. İranlı bu Fenerbahçe'ye geçen hafta 2 gol bir asist yapan Serdar Azmun. Biz onları geçen gün sosyal medyada da paylaştık. Paylaştı. O sırada Rubin Kazan'daydı. Rubin Kazan'da problemi vardı. Sadece İngiltere'den bir takım isterse göndermek için fazla para istemeyin, kolaylık gösterin şartıyla 1 milyon euroya geliyordu. Hırvatistan milli takımında yedek stoper olarak oynayan ya da ön libero olarak oynayan Filip Bradaviç diye bir arkadaşımız vardı. Bize 200 bin euro bonservisle gelecekti. Biz kendisiyle ilişkiye girdikten sonra Hırvatistan milli takımına seçildi. Ondan sonra seçildi dünya. Orada da şansa finale çıkınca biz de seçimi kaybedince bu arkadaş Cagliari'nin şu anda 6 numarası olarak oynuyor. 5 milyon euroya Cagliari'ye gitti. Yani sadece şu
3 futbolcudaki Bursaspor'un bu sezon ortasında alacağı para minimum satsa 10-15 milyon euroluk bir para olacaktı. Daha diğerlerini söylemiyorum bile. Onun için sözün özü futboldaki futbol kulüplerinin en büyük kaynağı futbolcu olmalı. Futbolcuya yatırım yapmalı. Futbolcuyu iyi seçmeli. Memnun anlamsız etmeli. Menajerler içeri sokmamalı. Ve kötü niyetle transfer yapmamalı. Bunu açık söyleyeyim. Çünkü 39 futbolcuda sıfır çekmek, yani 40 kere 40 bin pound topunun olduğu yerden hani 5 numarayı seç deseler, 50 tane topun olduğu yerden 40 tane çekip 5 numarayı bulursunuz %90. Bizimkilerin 3 tane bile 4 tane bile olumlu transferi yok. Tüm transferlerden para kaybettik. Biz para kazanmıyoruz, bir de para kaybediyoruz. Eksiye yazıyor. Arda Akgün ve Ahmet Aköz'ün selamları var. Onları da iletelim size. Bir araya selamlar. Gidelim. İkinci bölümde de tekrar konuşacağız. Görüyorum ki masanın üzerinde bir reçete duruyor. Bu reçeteyi de sizlerle beraber konuşuyoruz. Efendim Spor'da bugün kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Başkanı tevazu ehlidir, samimiyet ehlidir, gayret ehlidir. Önce milletler, önce memleketler. 2009 yılından beri aşkla çıktığımız bu yolda sevgiyle el ele yürüdük. Halka hizmet, hakka hizmet düsturuyla hareket ettik. Hizmet anlayışımızın merkezine insanımızı koyduk. Bu anlayışla gece gündüz demeden bir olduk, beraber olduk. Milletimizin emanetini namusumuz bildik ve gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalıştık. Bu kutsal yolculukta gücümüzü milletimizin gülen yüzünden aldık, gönüller yapmayı borcumuz bildik. Tarihimize ışık tutacak, şehrimizi geleceğe taşıyacak hizmetlere imza attı. Osman Gazi'mizin gerçek sahipleri sizlerin hizmetkarı olmakla şereflendik. Gönül bağlarımızı güçlendirdik. Bir oldu, birlik oldu. Bu topraklarda hayat buldu. İnanıyoruz ki gönülle yürünen yolun dağları düz, önü aydınlık, yarını bereket olur. Sevgi, gönül gönüle, Osman Gazi'mizin geleceğine. Canım, biliyorsun ben genç yaşta babamı kaybettim. Babasızlığın ne demek olduğunu biliyorum. O gün sen karşıdan karşıya geçerken yoldaki sürücü kurallara uysaydı, kızlarımız babasızlığın ne olduğunu bilmeyecekti. Ben de seni 25 yıllık hayat arkadaşımı kaybetmeyecektim. Bayramları birlikte kutlardık. Biz en çok bunu özlüyoruz. Seninle olmayı, beraber olmayı. Trafik kuralları sizi ve sevdiklerinizi hayata bağlar.
Ey mübarek bedenini vatana ve bayrağa siper eden askerim. Dönemezsem ne çıkar, vatan sağ olsun yeter diyerek çıktığınız bu yolda geride bıraktıklarınız önce Allah'a sonra bize emanet. Emanetiniz şerefimizdir. Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı olarak hep onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu yolda bize destek olan ve yalnız bırakmayan asil milletimize şükranlarımızı sunarız. Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı. Evet değerli Bursa'da Bugün TV izleyicileri, 94.2 Radyo Bursa'da Bugün ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Spor'da Bugün programımız Demir Keskin'le sürüyor. Programın ilk yarısında Bursaspor'un durumunu konuştuk, bütçeyi konuştuk, var olan yapıyı konuştuk. İkinci yarıda da biraz bu konsorsiyumun aslında detaylarına ilişkin bilgi bekliyoruz. O buluşma hala Bursa özelinde çok konuşuluyor. Bize de gelen mesajlarda ciddi bir etkileşim var. Bu konuyla ilgili beklenti de yüksek ama tabii ki Lemi Keskin'in de söylediği üzere önce Bursaspor yönetiminin resmen kongre kararı alması bekleniyor. Bir hamle yapabilmek için. Evet, karar defterine yazıldı diyelim. Şimdi yani önce yazılacak çünkü şunu söyleyeyim. Biz hani biraz evvel de Kontek'le ilgili dediniz. Siz burada Kontek'le ilgili çalışmalarımızı bizim görüyorsunuz ama herkes anlasın diye şöyle bir örnek vereyim. Bankaya gidiyorsunuz. Ben ev alacağım. Bana kredi verir misiniz? Banka diyor ki verebiliriz. Peki. Ev nerede? Gidip ekspertiz yapalım diyor. Siz diyorsunuz ki ev ortada yok. Ev ortada olmayınca banka diyor ki ev ortada yoksa ben nasıl sana bunu sağlayacağım diyor. Biz de böyle bir gittiğimizde kongre ne zaman sorusu soruluyor? Bilmiyoruz sorusundan sonra da çünkü %100 yapılacakmış da diyemiyoruz. Çünkü Ali Bey bunu cumartesi günü kararını aldıktan sonra maalesef pazartesi akşamı divandan İdris Bey'in bir televizyonda açıklaması, ertesi günde kalkıp resmi internet sitesinden olmayabilir tarzında da bir açıklama yapıldı. Bunu kesinlikle ben divan başkanının kendi fikri olmadığını da düşünüyorum. Şu ana kadar divan başkanı çünkü hiçbir konuda kendi fikrini söyleyemedi. Ondan dolayı hala Ali Beylerin acaba biz kalan bütün maçları kazanırsak acaba kongre yatmadan atlatır mıyız gibi bir düşüncelerinin de kafalarının bir kenarında olduğunu biliyorum. Ondan dolayı biz de konuştuğumuz yöneticilik teklif edeceğimiz arkadaş da bunu sorarsa onun cevabı yok. Size de sorsam siz de cevabı bulmuyorsunuz. Şimdi zaten onun için bu bizi ne olur affetsinler. Bu divanlık başkanlık kuruluyla alakalı düşünceler zaten sorular içinde vardı. Birazdan onu soracaktım. Onun öncesinde şöyle enteresan bir soru gelmişti. Bu aslında benim de merak ettiğim sorulardan birisi. Bunu normalde de soracaktım size ama burada olması daha iyi oldu. Hem herkes aydınlansın diye güzel bir soru. Bu üçlü fotoğraftaki kişilere aslında bu bir serzeniş de bir bakıma. Evet. Fotoğraftaki kişilere bu yönetime daha önce destek oldu mu? Seçilen bir yönetim var. Kendileri seçilse ve yalnız bırakılsaydı ne düşünürlerdi? Destek oldularsa hangi konularda diye bir soru var. Aslında güzel bir soru. Çok güzel. Serzenişli bir soru. Hayır. Çünkü kendisi de adaydı. Neden hani bu yönetim seçildi? Niye destek olunmadı diye. Ben orada sadece şöyle bir ekleme yapacağım. Biz Lemi Bey'i daha önce Özce'de bir kahvaltıda bu seçimden sonra kongreden sonra bir kahvaltıda Ahmet Bozdemir'le birlikte katıldılar. Ali Ağa'yla birlikte bir yemek kahvaltı yendi. Kahvaltı değil, iftar yemeği. İftardı pardon. İftarda evet. Orada bir iftarda buluşuldu. Evet. En azından ondan sonraki süreçte ne gelişti? Destek oldunuz mu veya destek çabaları? Daha sonra zaten buna paralel sorular da gelmiş. Sponsorlarla alakalı onlara geçeceğim. Şimdi bakın Fatih Bey burada en yakın şahitlerinden birisi anlatacağım olayın. 30 Haziran günü günde doğru gazetede bir haber. Basketboldan biz 8,5 milyon TL zarar ediyoruz. Basketbol şubesini kapatacağız dediler. Evet.
Bizim de basketbolla ilgili bir sürü çalışmamız vardı. İçimiz cız etti. Erol Yadigar Divan Kurulu'ndan Erol Yadigar abiyle ve Erhan Mendi Bey'le, isim de veriyorum, Ali Bey'e haber gönderdik. Biz kaynak bulursak baskete devam eder miyiz? Abi ne olur beni bu kamburdan kurtarın dedi. Biz yaklaşık 15 gün içinde 5,5 milyon TL'lik kaynak yarattık. Şu anda Bursaspor basketbol takımının bu seneki bütçesi, oyuncu bütçesi 3,5 milyon TL. Ve yönetime bunu götürdük, sunduk. Yönetim de reddetti. O günlerde Fatih Bey'i aradı. Doğru mu? Doğrudur. Ben bunları anlattım. Dedi ki, abi yani senin dediğini reddetmek imkansız. Nasıl olabilir? 5,5 milyon TL para veriyorsunuz. Basketbol takımının sorumluluğunu alıyorsunuz. Bir de şampiyon olmazsak da hiçbir talebimiz olmadan bırakırız diyoruz. Sen sözleşmeyi okudun. Okudum. Sizin yazdığınızı okudum. İçine kurt düştü. Ve sonraki telefon görüşmemde dedi ki Sezer Sezgin'i arayacağım. Ve Sezer Sezgin'i arayınca Sezer Sezgin de yok ya nereden çıktı diyecek zannettim dedi. Çünkü yani biz A derken Sezer Sezgin B deseydi biz yani hangisimize inanacağını çelişki doğacaktı. Hatalıysam yanlış hatırlıyorsam yok, ne olur size şey direkt yap. Şunu dedim. Ben dedim hani bunu tek taraflı dedim konuşup tartışıp hani dile getirmek istemiyorum. Sezer Bey'i de arayacağım, soracağım bu konuyu dedim ve doğrusu abi gazeteci onu yapmalı zaten. Ondan dolayı arkasından Sezer Bey'i de aradım. Benim söylediklerimin aynısını Sezer Bey de teyit etti. Aynısını teyit doğru mu? Şimdi bilgiler örtüştü. Bilgiler örtüştü. Şimdi ben televizyon başındakilere söylüyorum. Biz bir kaybeden bir başkan adayı olarak biz sevdiğimiz kulübe 5,5 milyon TL verelim. Katkı yapalım, bunu sizin sırtınızdan alalım demişiz. Daha ne yapmamızı bekliyor orada insanlar? Orada sadece şöyle bir şey o zaman demişti Sezer Sezgin. Onun haricindeki bütün şeyler oturuyor hani taşlarına. Sadece dediği laf şuydu. Ben dedi biz kendisiyle görüştüğümüzde hani bu konuyla alakalı hem yukarıya bilgi verdiğimizde hem de Lemin Bey'le görüştüğümüzde kulübün borçları ve sigorta primlerinin kulüp tarafından ödenmesi gerektiğini onun haricindeki biz alacağız demişti. Ben de o sözleşmeyi okuduğumda böyle bir şey olmadığını görünce tekrar konuşmuştum. Bu sefer de işte konunun bu noktalarda bu takımın zaten çıkacağını hani bu sene öyle ya da böyle bu takımın çıkacağını söylemişlerdi. O yüzden kabul edilmediğini söylemişlerdi. Yani burada demek ki hani en azından bu itirazdan yani sonra konu basketbol değil. Konu bize soruyu soran arkadaş niye katkıda bulunmuyorsun diye bir soru. Görüşün. Oradan açıldı bu konu. Ben basketbola konuyu getirmek gibi bir amacım yoktu. O da var. Burada gördüğünüz gibi biz elimizden geleni yaptık. Ama şöyle bir şey ifade etmek lazım. Ben sizin proje lansman adaylık tanıtım toplantınıza dahil olmuştum. Hı hı. Bir otelde düzenlediğimizde. Evet. Özellikle basketbola geniş bir parantez ayırmıştınız. Doğru. Yani bu anlamdaki hani münferit bir çaba vesaire sadece oradan bakın, size, toparlamak değil. Size şimdi şunu göstereceğim. Biz dersimizi çalışan insanlarız. Bakın şu devletin çıkarttığı resmi gazetenin kendisi. Evet. Bu resmi gazetede diyor ki Türkçesi devlet amatör şubelere bir kaynak arttırmak istiyor. Bir. İkincisi kulüplerden alacağı SGK ve stopajları da gününde tahsil etmek istiyor. Onu tahsil edememe problemi var. Bunu ikisini bir arada bir havuzda şey yapıyor. Esasında bizim devlet böyle şeyler yapmaz ama yapmış. Diyor ki devlet baba eğer kulübündeki hani bürodaki çocukları çalışanları SZYK'larını ve stopajlarını gününde ödersen ben sana 5 gün sonra bu parayı iade edeceğim kardeşim diyor. Ödenen parayı sana yani iade edeceğim. Kulüp personelinin biz her ay SGK'sını ve stopajını düzgün ödediğimizde devlet baba bize sporcu başına düşmeyin koltuktan 400 bin lira sporcu başına 400 bin lira her sene para veriyor. Sporcuya veriyor. Hocanın parasını veriyor. Yardımcı hocaların parasını veriyor.
basketbol şubesinde çalışan tüm personelin de parasını veriyor. Tam bir COSGAP teşviği gibi. Evet yani. Ve sadece istenen sizden öde ve al. Şimdi şu anda ne yapıyoruz? SGK'ya 1-2 ay gecikmeli ödüyoruz. Basketbol takımına da 1-2 ay gecikmeli ödüyoruz. Ama sonunda 5 oraya 5 buraya ödüyoruz. Halbuki devlet diyor ki kardeşim sadece 5 buraya öde, dolan öbür cebinden al, sonra da buraya öde. Yani kampanyalar var ya, bir öde iki al falan. Resmen öyle bir kampanya var. Ve bu toplamda biz hesabını yaptık. Yaklaşık 7-8 milyon TL'ye denk geliyor. 7-8 milyon TL. Sadece şunu yapsak, biz basketbol takımımızın tüm maaşlarını devreden çıkartırız. Sadece yani 500-400 bin liranın üstünde olan, mesela atıyorum Dejan Brovniak'ın 800 alıyor. 800 alıyorsa 400'ünü öderiz. Başka bir işte Can Özcan başka bir şey alıyor. 600 alıyorsa, örnek veriyorum bunları. Tabii. Onun 200'ünü ödüyorsun. Ve dolayısıyla sadece 3-4 milyonluk takviyeyle, ki orada da sağ olsun Durmazlar ve bir sürü sponsorumuz var. Bizim basketbola bu gözle bakıp bunu, özür dilerim, bir de voleybolda da aynısını yapabiliriz. Yani voleybol kadın şubesi kapatıldı. Çok üzülüyorum. İkisi içinde bunu yapabilirsiniz. Akhisar Belediye'nin basketbol takımı var. Biz Akhisar deplasmanına gittik. Orada yöneticiler, biz bir kuruş bile ödemiyoruz. Bütün parayı devlet alıp onlara veriyoruz. Külfet olmaktan çıkıyor iş. Evet. Bir soru var. Bunu okuyayım mı? Çünkü uzun zamandır beklettim. Olur tabii. Bülent Aydın sormuş. Gerçi onun cevabını verdiniz ama yine ben soruyu ileteyim. Kendisi takip ediyor bizi. Neden sponsor bulamıyoruz? Stadyuma isim hakkı siz gelirseniz demiş. Öncelikle bu algı açısından az önce de tekrarlamıştınız. Zaten programın tekrarında kendisi de izleyecektir. Daha şu an geliyoruz diye bir şey yok. Önce kongre kararı alınması gerekiyor resmi olarak. Daha sonra çıkacak. Bununla alakalı o zaman şöyle düzelteyim soruyu. Olası bir seçimde bu grup aday olduğu takdirde stadyum isim hakkıyla alakalı bir projeniz var mı? Her zaman var. Her zaman. Her zaman. Yılmaz Güneş, Lemi Başkan hoş geldiniz. Demirtaş'a bekliyorlarmış kendileri. Sağlam futbolcular istediklerini belirtiyor. Günay Öztürk, takım şu anda kötü durumda. Daha kötüye gidecek gibi. Bunu üzülerek takip ediyoruz. Takımın durumuna göre adaylıklar değişebilir mi? Yani burada şimdi bir kere o konuya girdiğimiz iyi oldu. Şu anki yönetim aldı almadı artık onu bir kenara bırakmamız lazım. Bizim tribünde, sokakta bir birlik içinde olmamız lazım. Hiçbir çatlak ses çıkmadan takımın arkasında durmamız lazım. Tribün maçın başından sonuna kadar ıslıksa ıslık, tezahüratsa tezahürat, tek ses, tek nefes olarak bu takımı biz layık olduğu yerde tutmalıyız. Yoksa sadece Bursa Spor değil, Bursa şehri kötü etkilenecektir. Ve Allah korusun öyle bir durumda da şu borç durumunda ne Bursa Spor paralarını geri alabilir, ne Ali Bey alabilir. Büyük olaylar çıkar. Ondan dolayı yani ben kalp krizinden mesela gidebilirim gibi. Hayır, gerçekten Trabzon maçındaki hikayeleri biz anlatıyoruz. Yani biz Trabzon maçını mesela ben gidemedim. İzlemedim bile, izleyemedim. Hanım dedi ki elleri boyuşuyor. Bursa Spor gider gelir ama sen gidersen bir daha geri gelemezsin dedi. Yani biz maalesef hani biraz evvel de söyledim, sağlıklı Bursa Spor değiliz. Bursa Sporlu değiliz. Ondan dolayı mutlaka ama mutlaka bizim birinci önceliğimiz futbol takımımızın başarısı. Şimdi Kızılcık Şerbeti zamanı. Kesinlikle. Kan Kutsak'ta o şerbet içilecek. Ben... Önemli bir şey. Şuradan aslında devam etmekte fayda var Sayın Başkan. Şimdi evet biraz önce biraz değindik. Bursa Spor'un işte bu sizin oluşturduğunuz o platformun önemli isimlerinden bir tanesi Remzi Cinoğlu'nun şöyle bir serzenişi vardı. Şöyle bir, daha doğrusu bir fikri vardı. Bursa Spor'un çözüm reçetesini aslında kalıcı gelir oluşturmaktan geçtiğini söyledi. Bursa Spor'un bu zaman dilimine kadar münferit herkesin bir çabası oldu, bunu gördük.
eski bakanlardan Faruk Çelik'in kapalı çarşının bir ucundan girip öbür tarafından çıkarak Bursaspor'un vergi ve SSK borçlarını ödemek üzere bir meblağ topladığına da şahit olduk. Münferi'den kampanyalara da şahit olduk. Evet, herkesin bu anlamda bir emeği oldu. Ancak taşıma suyla da değirmenin geldiği nokta burası Sayın Başkan. Dolayısıyla siz ne düşünürsünüz Bursaspor'la ilgili? Bunların hepsi tabii bir şu an muammadan ibaret ama siz daha önce seçim kampanyanızda da bunlardan bahsetmiştiniz. Olası bir konsorsiyumun içerisinden çıkacak bir adaydan. Bir kere bu projelerinizi bir ortak proje olarak mı adlandırmak lazım, yoksa herkesin bir kendi yol haritası mı olacak? Hayır. Şimdi siz burada bir çalışma görüyorsunuz farkındaysanız. Evet. Bu çalışma birlikte yaptığımız bir çalışma. Ortak bir yol, evet, yol haritasından söz ediyoruz. Tabii. Evet. Biz tüm fikirlerimizi ortak yapıyoruz. Hani burada ben bakın bu benim projem, bu Remzi abinin ya da bu Timur abinin demeyeceğim. Bunların hepsi bizim birlikte düşünüp arkasından oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle aldığımız. Bir medeni bir ikna süreci de yaşanıyor tabii, yani içeride. Tabii ki yani her insanın aynı fikirde olduğunu ortamda zaten bir sıkıntı var demektir. Doğru. Ondan dolayı evet, fikir çatışması. Artı herkesin bir de ana bilim dalı var. Başka mesela Remzi abinin eline hiçbirimiz altyapıda su dökemeyiz. Oradaki lafı ona bırakıyoruz. İhtisas alanı. Evet, ihtisas alanı. Şimdi böyle kendisini ispatlamış bir kişiye doktorsa doktora gidince şunuz var deyince siz bir şey söyleyebiliyor musunuz? Onun evet. Şimdi, Timur abi korkunç bir proje adamı. Ben de bir proje adamıyım. Onun iş çevresi, yurt dışı bağlantıları o kadar fazla ki. Biz şimdi burada bir güç birliği yapıyoruz. Tek sevdamız Bursaspor adına hiçbir makam, ünvan, mevki düşünmeden biz sadece ne yapabiliriz? Bunu çalışıyoruz. Bunu çalışıyoruz. Bu çok çok önemli. Şimdi geldiniz, hani Bursaspor yardım kampanyası dediniz. Bir, o günler artık çok geç de kaldı. Çünkü o gün toplanan para 7 milyon TL. Evet. 7 milyon TL iken de yaklaşık dolar 2 liralar doğru civarında ve o para yaklaşık 3,5 milyon dolar. Şimdi Bursaspor'un şu andaki yani 500 milyon TL borcunu 6'ya bölerseniz uf 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 90 milyon 85 euro milyon çıkardı. Euro çıktı. Bir de euro çıkardı. Orada değiliz. Bir ama şunu söyleyeyim. Biraz evvel de hani transfer yasağını kaldırmada da hatırlattım bunu. Şimdi Ali Bey bir kampanya açsın. Yardım kampanyası açsın. Sizce ne kadar toplar? Ekonomik şartlar göz önünde bulundurduğunda o rakamları ekonomiyi yaşarsın. Hiç düşünmeyin. Yani ben burada güven ortamını söylüyorum. Baz alıyorsun. Şu yönetime güven ortamı var mı sizce? Para verilebilir mi? Çünkü şu aşamada yok. Bana göre de. Bakın kim gelirse gelsin aynı kampanyayı daha kötü lansmanla yapsın. İnanın çok daha fazla şehir yardım edecektir. Ali'ye ismi yıprandı mı? Yıprandı az. Yani lügatta öyle bir kelime yok. Ali Bey şu anda yok hükmünde bana göre. Yok hükmünde. Burada biraz da ben öz eleştiri yapacağım. Şimdi kendimi o yönetimden sayarak konuşuyorum şu anda. Burada gerçek anlamda biraz da yöneticilerin şeyi var. Parmağı var. Yani şöyle sizde hani siz de zamanında yöneticilik yaptınız. İçeride konuştuğunuz konu da alt kata inmeden biliyorsunuz yani orayı Özce'nin içine alt kata inmeden dışarıya nasıl sızıyor? Ya bu yönetimin içinden birileri yapıyor. Sonra duyuyoruz yok yönetimin içinden asil bir yöneticiyi başkan adayı olarak hazırlıyorlar. Hani kendileri değil ama dışarıdan insanlar bu sefer iki grup haline bölünmüş vaziyette içeride bir yönetim ordusu var. Yani iki gruba bölünmüş. Başakşehir'e gidiyorum. Ben bunu daha önce de dile getirdim. Burada yöneticileri ağırladığımızda da şu an var olan yöneticilerden ağırladığımız kişilerin önünde de söyledim. Geçen hafta da söyledim. Sizin yanınızda da söylüyorum. Her seferinde bunu dile getirmekten çekinmiyorum. Ben Bursasporlu olduğum için şu anda kötü tablodan utanmıyorum. Başakşehir'de tribünde 2 asil 4 yedek yöneticiyi görmekten utanıyorum. Neden utanıyorum? Tribüne bakıyorum. Şimdi Başakşehir'e bakıyorum. 20 tane taraftarı yok. 50 tane yöneticisi var. Hepsi orada. Bein Sports'un sahibi orada ya. Gelmiş adam maç izliyor. Tamam proje takımı ama neticede yöneticileri orada. Bu kadro orada.
Bize bakıyorum, koskoca şehir takımıyız, şampiyon olmuşuz, 5. büyük biziz diyoruz. Bununla gururlanıyorduk. Şimdi bakıyorum oraya 2 tane asil yöneticimiz var. 4 tane yedek yöneticimiz var. Başka kimse yok. Sorsam diyecekler ki ben hava kötü, iptal olur diye gelmedim. Taraftar geldi. Adam 2 gün üst üste geldi. Kendi gelemedi, biletini bana aktardı, ben geldim. Ben geldim, oraya gittim. Örnek veriyorum, hani ben oradaydım. Kendi imkanımla gittim. Sen yöneticisin. Senin orada olman lazım. Takım hayat memat meselesi. Oradan bir puan alsa 6 puan almış gibi sevineceksin. Ama bu tabloyu görünce işte o zaman insan özlüyor ki güzel bir hani böyle yönetimin içinde birlik. Yönetimin içinde birlik olmazsa tribünde kimse birlik beraberlikten bahsetmesin yani. Bence şimdi bir araya daha gitmeden şunu da vurgulamak lazım. İşin en acı boyutlarından bir tanesi, üzgünüm ki, Bursaspor Türk futbolunun önemli marka değerlerinden biridir. Kimse bunu şimdi yadsıyamaz. 5. şampiyondur. Bir şekilde mutlaka bulunmuştur. Evet, 2-3 senedir kötü gidiyordur ama Bursaspor asla ve katiyetle herhangi bir spor kulübü tarafından, taraftarı, seyircisi, yöneticisi kim olursa olsun, kümeye tezahüratlarını yakıştırmamalıdır kendine. Kesinlikle. Bence temel prensip budur. Özellikle Başakşehir özelinde sen bahsettiğin için vurgulamak gerekir. Yaklaşık 20-30 taraftar grubu son olarak Bursaspor kümeye diye bağırmıştır. Bu bence daha çok iç acıtıcı kısımdır. Emin olun, Başakşehir önümüzdeki yıl Avrupa'ya gider gidemez, şampiyon olur olamaz, ondan sonraki senelerde bir camia olabilirler. Bu bir muammadır. Köklü kulüp olurlar olamazlar, saygı duyarız. Ciddi bir futbol oynuyorlar, önemli bir emek var ortada. Bunu şimdi yatsımak doğru değil ama bence Bursaspor kimliği taşıyan, taraftarlık ruhunu taşıyan herkesin şapkasını önüne koyup düşünme zamanı geldi diyelim. Bir araya gidelim. 3. bölümde de tekrar konuşacağız. Efendim, Spor'da bugün kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Belediye başkanı tevazu ehlidir, samimiyet ehlidir, gayret ehlidir. Önce milletler, önce memleket. 2009 yılından beri aşkla çıktığımız bu yolda sevgiyle el ele yürüdük. Halka hizmet, hakka hizmet düsturuyla hareket ettik. Hizmet anlayışımızın merkezine insanımızı koyduk. Bu anlayışla gece gündüz demeden bir olduk, beraber olduk. Milletimizin emanetini namusumuz bildik ve gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalıştık. Bu kutsal yolculukta gücümüzü milletimizin gülen yüzünden aldık, gönüller yapmayı borcumuz bildik. Tarihimize ışık tutacak, şehrimizi geleceğe taşıyacak hizmetlere imza attı. Osman Gazi'mizin gerçek sahipleri sizlerin hizmetkarı olmakla şereflendik. Gönül bağlarımızı güçlendirdik. Bir olduk, birlik olduk. Bu topraklarda hayat bulduk. İnanıyoruz ki gönülle yürünen yolun dağları düz, önü aydınlık, yarını bereket olur. Sevgi, gönül gönüle, Osman Gazi'mizin geleceğine. Canım, biliyorsun ben genç yaşta babamı kaybettim. Babasızlığın ne demek olduğunu biliyorum. O gün sen karşıdan karşıya geçerken yoldaki sürücü kurallara uysaydı,
kızlarımız babasızlığın ne olduğunu bilmeyecekti. Ben de seni, 25 yıllık hayat arkadaşımı kaybetmeyecektim. Bayramları birlikte kutlardık. Biz en çok bunu özlüyoruz. Seninle olmayı, beraber olmayı. Trafik kuralları sizi ve sevdiklerinizi hayata bağlar. Mübarek bedenini vatana ve bayrağa sipreden askerim. Dönemezsem ne çıkar, vatan sağ olsun yeter diyerek çıktığınız bu yolda geride bıraktıklarınız önce Allah'a sonra bize emanet. Emanetiniz şerefimizdir. Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı olarak hep onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu yolda bize destek olan ve yalnız bırakmayan asil milletimize şükranlarımızı sunarız. Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı. Evet değerli Bursa'da Bugün TV izleyicileri, 94.2 Radyo Bursa'da Bugün ortak yayınında Lemi Keskin'le sohbetimiz sürüyor. Spor'da Bugün programında sevgili Fatih Akkuş'la birlikte değerlendirmeleri yapıyoruz. Efendim şimdi Bursa'yı bir anda farklı bir yöne çeken açıklamaların başında da Divan Başkanlık Kurulu'dan İdris Bey'in yapmış olduğu açıklamalar var. Takıma bir birlik sahip çıkma başlığı altında toplayabiliriz ama detaylarına indiğinizde aslında farklı farklı itiraflar var. Yani başarısızlığı deklare eden bir açıklama var. Ne dersiniz Lemi Keskin olarak bu açıklamalar? Şimdi bir kere Divan Kurulu'nun gerçekten Bursaspor'un her probleminde, her meselesinde bir fikri olmalı. Yönetime yardım etmeli. Bursaspor'a yardım etmeli diye düşünüyorum. Evet. Yapılan açıklama fikre katılsam da katılmasam da Divan Kurulu'nun açıklama yapma özgürlüğüne saygı gösteriyorum. Haklılar. Ama biz beklerdik ki, ben de kurulduğu günden beri Divan Kurulu'nun bir üyesi olarak söylüyorum çünkü maddeye göre 3 kere yöneticilik yapanlar otomatik giriyor. İlk Divan kurulduğundan beri üyesiyim. Fakat Yeşil Bursa düşüyor.
bu divan kurulunda tek bir üye ya da divan başkanlık kurulu bir gündem açmıyor. Bursaspor'un fabrikaları satılıyor. Tek bir madde konuşulmuyor. Yöneticinin üstünde 200 dönüm arsa çıkıyor. Divan kurulu gene ses çıkartmıyor. Fatih yardım et. Daha ne olaylar oluyor? Bursaspor küme düşme potasında 3 seneden beri bir şey olmuyor. 200 milyondan borç 500'e çıkıyor. Gene divan kurulu hiçbir şey söylemiyor. Bir kongre kararı çıkıyor. Divan başkanı kalkıp fikir beyan ediyor. Şimdi bu ışık, bu veriler ışığında olaya bakarsanız divan kurulunun başkanı hakkında benim fikrime ihtiyaç duymadan da çok rahat yorum yapabilirsiniz. Ben İdris Başkan'ı izleyenlerin yorumlarıyla baş başa bırakıyorum. Yani o konuda aslında ben de hani Nemi Bey'e katılıyorum. En azından Bursaspor'un arazi satışında ne bileyim işte kongre öncesi sonrası alınan kararlar işte taraftar tepkisi bunların hepsinde divan kurulunun bir parmağı olması gerekiyor. Yaptığı açıklama yerinde mi? Hani baktığınız zaman hani o tepkiye öyle bir açıklama gelebilir. Taraftarın tepkisi normal mi? Normal şartlarda o bir patlamaydı. Belki 2 sezonun, 3 sezonun patlamasıydı. Ama onun ardından gelen açıklamadan sonra tabii ki ben de Lembe gibi her konuda açıklama bekliyordum. Ki ben yaşım gereği hani divan kurulunun ne iş yaptığını, ne işe yaradığını son 5 senede öğrenmiş bir insanım. En azından bu konularda Lembe'ye katılıyorum. Şimdi şöyle devam edeyim. Sorgulayan toplumdan kesinlikle korkmamalıyız. Mühim olan biz bu eleştiri hakkımızı kişilerin özlük haklarına dokunmadan sadece Bursaspor'da yaptıkları işleri sorgulayarak insanların özel yaşantısına girmeden ticari hayatına girmeden sadece Bursaspor'daki faaliyetlerini hepimiz eleştirmeliyiz. Bunu çok çok açık yapmalıyız. Fakat divandaki üyeler de ben üyelerden birisiyim. Konuşunca diyorlar ki ne fark ediyor? Yani gittik konuştuk da dünyanın en haklı konusunu da açsak ne olur diyorlar. Bu şu anda oluşan bir fikrim değil. Benim geçen seçim boyunca aldığım tepkiler ve biz eğer kazansaydık bir tüzük tadilatıyla şöyle yapacaktık. Divan kurulunun her toplantısında yöneticilerin de orada olmasını sağlayacaktık. Bir, her sorulan soruya anında cevap verecektik. Hiçbir soru ortadan kaynamasın diye. Ve şu yapılması lazım. Şimdi bir divan üyesi çıkıyor diyor ki Vakıfköy'de şu yanlış, bunun şöyle olması lazım diyor. Peki, iniyor. Arkasından Fatih geliyor bir şey söylüyor. Öbürsü geliyor, 10 kişi geliyor. Bir şeyler söylüyor ve gidiyor. Şimdi bir, Bursaspor Divan Kurulu'nun bir tane divankurulu.bursaspor.org.tr gibi diye bir uzantılı bir sitesi var. Lütfen girin bakın. Son 8 divan kurulunun konuşma notları bu internet sitesinde yüklü değil. Ya siz Bursaspor'da ne iş yapıyorsunuz arkadaş? 8 belki divan kurulu toplantısının notlarını orada görebiliyorsunuz. Fakat son 8 toplantının notları orada yok. Divan kurulu bir kere işini takip etmiyor. Bir, söylenen yani konuşmacının fikrinden sonra arkadaşlar Fatih Bey geldi Vakıfköy'ün işte durumuna anlattı. Bu durumu araştıralım mı, araştırmayalım mı? Bir oylama yaparsın. Araştırmayalım dedi. Tamam Fatih Bey kusura bakma. Divan üyeleri bunu söyledi. Ama Fatih Bey'in serzenişi, teklifi, önerisi haklıysa, onlar da üyeler de haklı diyorsa tamam biz bunu görev olarak üstümüze alıyoruz. Sizin adınıza biz yönetime bunu dilekçe verelim, soru soralım, takip edelim, sonuçlandıralım olması lazım. Divan kurulu oraya geliyor inanın, oturuyor İstiklal Marşı, saygı duruşu. Gelin kim konuşacak? Ali Bey arkasından küfrediyor bir de divan kurulu üyelerine. Geçen sene yaşandığı gibi. Divan kurulu da iyi günler alasmandık. Bir dahaki divan kurulunda 3 ay sonra görüşürüz. Bu şekli açsınlar. Beğenmediğimiz İstanbul kulüplerinin divan kuruluna baksınlar. Hiçbir şey bilmiyorlarsa kopya çeksinler. Bu kadar basit. Fakat o kadar konuya uzaklar ki ve o kadar
uzaktan kumandayla çalışıyorlar ki insan bu kadar belli etmez. Burada yurt dışında yaşayan bir taraftarımız var. Kani Darcanlı. Ben de o sevdiğim yorumlarına değer verdim. Yurt dışında. Yani yurt dışında yaşıyor evet. Genelde. Bursa'ya da çok gelip gidiyor bildiğim kadarıyla. Onun soru değil ama daha çok izleyen yöneticimiz veya kulüpten bir personel varsa bu konuyla alakalı da bilgi verirse biz de insanları aydınlatabiliriz. Anı duvarına bir tuğla sen de koy için ödeme yaptım. Hı-hı. Benim gibi kaç sevdalı yapmıştır. Yönetemeyenlerden bir yıldır tık ses yok. Yönetimden bir açıklama da yok. Kimseye güvenmiyor ki. Sevdalı Nadas da kolay gelsin. Adı konmamış mı? Yok adı konmadı. Bunun gibi ben çok tepki gördüm sosyal medyada. Tuğla için ödeme yapılmış fakat adı konmadı diye. Yani bir daha bir bakar belki Kehan abi. Eğer yoksa bile kulüp bu konuda belki bizi aydınlatır. Benim aklıma gelen bir soru var. Aklıma gelen değil. Daha doğrusu bunu ben merak ediyordum. Bunu gerçekten size soracaktım. Hatta kulağını çınlatayım. Az önce izliyordu. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Osman Gürçay abim, değerli büyüğüm ile bu konuyu konuşmuştum daha önce. Bu son çıkan haberlerde, son çıkan demeyeyim de son bir yıldır yapılan haberlerde işte basketbol bu şey yöneticinin tapu olayları falan. Bu haberlerde ortaya çıkaran kişi siz misiniz yoksa siz de kamuoyundan öğrenip haber yapan kişi misiniz? Neden diyorum bunu? Bu soruyu da sorma amacımı söyleyeyim. Bununla alakalı hep böyle benim Twitter'ı kapatma sebeplerimden biri bu fake hesaplar. Hı-hı. Bu fake hesapla zaten direkt baktığımda anlıyorum ben. Hı-hı. Yazdığı zaman kayle bile almıyorum. Mesela gazeteci, var, altı takipçisi var. Evet. Gazeteci bu haberi yapmış altına direkt yorum yapıyor. Lemi Keskin'in ağzıyla konuşma. Yok öbürü yorum yapıyor. Lemi Bey de aynısını söylemişti. İyi kopya çekiyorsunuz. Öbürü mesela başka bir fake hesaptan bu haberi paylaşıyor. Lemi Bey siz misiniz? Benim de hep dikkatimi çekti. Ben samimiyetinize güvenerek sordum. İsterseniz cevap vermek zorunda değilsiniz. Kesinlikle yanlış anlamayın. Ama bunu neden soruyorum? Bu fake hesaplar yüzünden ben Twitter'ımı kapadım. Sizin de son zamanlarda yaptığınız paylaşımlar altında görüyorum tepki. Evet. Ya bunun tepki gösterilecek bir tarafı yok. Şimdi, İşin gerçeği. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Kimseyi suçlamak için de yapmıyoruz ama bizim de aklımızla dalga geçilmesini istemiyoruz. Şimdi orada yaklaşık 30'a yakın tapu vardı. Adnan Alp'in paylaştığı belgelerde. Bir kere şunu söylemek isterdim. Ben buldum, ben çıkarttım. Bu da ayıp bir şey değil ki. Çünkü Hasan Parlakay zaten bunu hani şöyle olsa hayır bu kökü yalan dese utanılacak bir durum. Doğru mu? Doğru. Şu anda hepsi doğru dediği için keşke ben çıkarttım ben buldum desem. Öyle bir tapudan gidip öyle bir şey alma durumum yok. Ama bana da bilgi verildi. Onu da söyleyeyim. Bu konuyla yani, geliyor haber hemen geliyor. Yani şu anda onların rakibi olduğumuz için de her taraftan bilgi geliyor. Onu aslında da söyleyeyim. Ne kadar acı verici bir konu. Hani rakip. Hı hı. Ya keşke durumlar iyi gitse de rakipler değil destek olsa hani insanlar. Günay Öztürk'ün bir sorusu var. Lemi Bey geçmişte yanılmıyorsam Bursa Spor'da 4 dönem yöneticilik yaptı. Evet. Geçmiş ile ilgili keşke şunu yapmasaydım dediği bir pişmanlığı var mı? Var. Bir transferde bana göre yanıldım. Söylerim şimdi ismini de söyleyeceğim. Madida. Hem Gordon çok istemişti. Hem Madida da yani ben de çok istemiştim. Evet. Beşiktaş'ta harika yani, maçlar çıkarttı. Oradan Antalya'ya gitti. Gordon Antalya'da adam. Bir hata yaptı Antalya'da. Yani Beşiktaş'ta bir sene 14 gol attı. 20 gol attı. Ertesi sene Antalya'da 14 gol attı. Bursa'ya aldık. Biz böyle 15-20'li bir skor beklerken 7-8 gol attı. Sağ olsun o zaman başkanımız Hüseyin Silahçı'ydı. Ben görev yaptığım tüm yönetim kurullarında yabancı dilimiz falan var diye hep transfer komitesinde olduk. O da uçağını bize tahsis etmişti. İnanın akşam üstü işimden çıktıktan sonra 6 kere Antalya'ya Madida ile yemek yemeye gittim. Yani çok uğraşmıştım. Onun için hala ah niye Madida daha fazla gol atmadı gibi bir Madide. Kendi kendime kızarım. İyi bir kariyer. Kani abiye çok teşekkür ediyorum. Hı. Yanlışı düzeltmiş. 3 ay gezmeye gitmiş Almanya'ya. Ben bilmiyordum onu. Sizi biliyordur. Muhtemelen siz de biliyorsunuzdur belki de. Ben bilmiyordum. Ben hep Almanya'dayken mesajlaştığım için kendisiyle. Abi. Ben orada zannettim. Bir de İnegöl'den çok değer verdiğim. Aslında bu işin
gerçekten bir parçası olmasını istediğim bir öğretmen var. Metin Yüksek, hep de takip eder. Bursaspor.com'da da okuyoruz yazılı. Yazıyor. Yani geçen hafta konuştuk kendisiyle. Çok kendisinin gerçekten hani böyle kulüp içinde değil ama daha çok böyle eğitim düzeyinde Bursa'da çok aktif rol almasını istediğim. Hatta valilikten de gerçekten hani bu konuyla alakalı neredeyse mail atacağım. Çünkü gerçekten çok güzel projeler üretiyor. Umarım onu da misafir ederim. İnşallah. Ders programı Bursa Spor sevgisi aşılamak için diyor ilkokullarda bir proje geliştirilmeli. Bununla alakalı ne düşündüğünüzü merak ettim. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü kendisi bir şeyler ağaç yapıyor. Ağaç yaşken iyidir. Onun Twitter'daki resimlerini görüyorum ben Metin Bey'in. Öyle 4-5 tane öğretmenimiz var farkındayım. Var. Dağ köylerinde yapılıyor. Bir hanım kızımız var. Urfa, Antep, oralarda. Bitlis'te var. Şimdi bir öğretmeni yapıyor. Biz kendi grubumuzun içerisinden çıkardık. Ona da selam ondan olsun. Ondan dolayı kesinlikle ağaç aşkan iyidir. Çocuklarımızı maça getirmeliyiz. Formalar hediye etmeliyiz. Öyle büyütmeliyiz. Bu senenin başında aslında onunla alakalı sanayiciler, Urla Organize Sanayi Bölgesi sanırım, askıda bilet kampanyası yaptı. 1963. Değil mi? Her ilçeden bir öğrenci grubu getireceklerdi her hafta maça. Bu da yalan oldu. Şu anda biletleri görüyorum. Sosyal medya üzerinden şunu paylaşırsan, buraya bunu yazarsan hediye gelecek falan. Ya garip bir şey oldu. Neyse o konuya girmeyeceğim. Programın son bölümüne geldik. Son birkaç dakika. Evet. Yol haritası konuşuyoruz. Bursaspor nasıl kurtulur? Bursaspor ne yapmalı? Ben bu noktada son birkaç dakika olduğu için soracağım özellikle. Yani çok bununla alakalı soru geldi. Gerçi Lem Bey hep sorular arasında cevapladı ama bunu da cevaplamasını rica edeceğim. Eğer ki kongre tarihi açıklanırsa kesinlikle aday, hani bu gruptan aday çıkıyor mu? Çünkü geçen hafta Remzi Bey sanırım anlattıklarından pek şey yapmadılar. İnsanlar hani şöyle, Remzi Bey maddi kaynak bulursak aday olacağız demişti. Tam kesin değil gibi konuşmuştu. Size bu soruyu soruyorlar. Maddi kaynak yaratmayla ilgili biz de çalışıyoruz. Maddi kaynaksız olmaz çünkü şu anda bu yarım ve eksik ayıplı bilançoda bile 450 milyon gibi borcumuz var. Saklanan paradan sonra işte 500'ün üstüne çıkacağını biliyoruz. Sadece yönetime 107 milyon TL borcumuz var. Gözüküyor. O konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim, onu unutturmayın. Ondan dolayı gelir gelmez, yani geçen sene kongrede transfer yasağı gelecek şeklinde söyledik. Bunların hepsi maalesef doğru çıktı. Keşke doğru çıkmasa. Keşke yanılsaydım. Ama gerçekten kaynak yaratmadan bu iş olmayacak. Onu söyleyeyim. Biz kaynak yaratmayla ilgili çalışıyoruz. Çünkü Bursaspor'u yöneticisini biz para ağacı gibi görmeye alıştık. Şu anda yaklaşık 400 milyonun, bırakın 400'ünü, hani 200 milyon desek, şu anda yedekleriyle birlikte 20 yönetici var desek, hepsi eşit katkıda bulunsa 10 milyon TL hepimizin katkıda bulunması gerekiyor. Böyle bir para mümkün değil, ortada yok. Onu söyleyeyim. Farz edin ki 50 milyon TL cebinizden kaynak buldunuz. A kişisi verecek. Böyle dedikodular oluyor. Ama 51. milyonda bu arkadaş sinek 8 vatandaş, öyle tarif ediliyor. O düşecek. 30 buldu 32. milyonda. 70 buldu 71. milyonda bu duruma düşecek. Onun için Bursaspor'un yöneticilerinin hepsini biz artık para veren değil, kaynak yaratan ve geri dönüşsüz kaynak yaratan projeler üretmeye teşvik eden bir yapıda olmalıyız. Yani bu şey kararı. Prensip kararı. Prensip kararımız. Bir kasa olarak görmeyeceğiz hiçbir yeri. Fatih bizim arkadaş. Bizim avukat da var, doktor da var, gelsin. Para koyabilirler ceplerinden. Saygı duyuyorum. Sağ olsunlar. Hiçbir şey demiyorum. Hem onların işleri etkileniyor. Hem ondan sonra herkes diyor ki aman Bursaspor'a girmeyelim. Hüseyin girdi. Gitti. Mehmet gitti. İşleri bozuldu. O pozisyona kimseyi sokmayalım. Bir de şu da ayıp geliyor. Bursaspor'un geliri 170 milyon. Biraz evvel gördünüz. 170 milyonluk bir yapıya yöneticinin cirosu 30-40 en fazla. 30-40 milyonluk cirosu olan ve bundan 3-4 milyon TL kazanan bir
adamdan siz 170 milyon geliri olan birisi olarak borç istiyorsunuz. Çok onur kırıcı bir şey esasında. Bursaspor'a kimse borç vermemeli. Bursaspor'da kimseden borç istememeli. Borç istediğiniz zaman zaten belediyeye mahkum oluyorsunuz. İster istemez insan diyor ki içinden, ya ben de olsam Fatih'e ben borç verdiysem, ya Fatih ya benim arabayı oradan al şuraya getir deme hakkını görüyorum kendimde. Yani kimseye de kızmıyorum. Belediye de böyle ya da iş adamları da masum isteklerle başlayan bir silsile yoluna girebilirler. Ondan dolayı ekonomik özgürlük. O masumiyet daha sonra kötü yerlere gidiyor. Evet, yani iş bilmeyen kişilerin de kulüpte yer almasından sonra o transfer hataları bambaşka bir yola giriyor. Onun için Bursaspor, atıyorum, Trabzon maçına Fatih Bey sponsor oldu. Ulaşım sponsor. Bunun bile bedelini, hayır kardeşim, olamazsın. Tribünler bomboş. Farkında mısınız? Üst kat. Kardeşim, Fatih Bey gel kardeşim, al sana 22 tane bilet. 22 tane misafirini getir. Ben sana gebek alamam. Bursaspor'un bu hale gelmesi lazım. Bursaspor dilenci vapuru gibi her gördüğünden para istiyor ve karşılığını vermiyor. Ve bu paralar bir bakıyorsunuz senede 22 dakika oynayan Jires Kemboy'a biz şu anda bu sene yaklaşık 9 milyon TL para veriyoruz. Yani 9 milyon TL deyince de şey yapmayın, yani 300'e bölün, günde 300 bin lira neredeyse Jires Kemboy'a ya da 30 bin lira para veriyoruz. İnsanlar böyle bir yapıya para vermek istemiyorlar. Vermezler. Çünkü ben vereceğim, Ali Bey oynayacak. Şimdi ona geleceğim. Şimdi Ali Bey içerideki parasını almak hakkı mı Ali Bey? Hakkı. Peki bu içerideki parayı aldığı zaman Ali Bey, o zaman parayı Ali Bey mi kaybetmiş oluyor, Bursa mı kaybetmiş oluyor? Bursa Spor. Şu an Bursa Spor. Bursa Spor kaybetmiş oluyor. Yani Ali Bey Bursa Spor'un parasıyla kumar oynuyor. Ve bu kumarı da tüzüğün emrettiği, mesela sportif direktörü orada göreve inatla 2,5 seneden beri getirmeyerek en iyi sağ bekten ben alırım, en iyi santrafordan ben alırım şeklinde bunu yapıyor. Arkasından da başarısız oluyor. Kendi paramı kaybettim deyip divan kuruluna fırça atıyor. Ama kaybettiği esasında kendi parası değil, geciken bir para olabilir. Temlik gibi duruyor. Temlik gibi duruyor ve Bursaspor'dan alacak. Ondan dolayı Ali Bey mutlaka Bursa halkının da 2-3 gün sonra divan kurulu var. Divan kurulunda ben hata yaptım, bu kadar hatanın bu kadarı da benimdir demesi lazım Ali Bey'in gerçekten. Yani 107 milyonluk 39 futbolcuda transfer hatası yapılır mı? Hani desin ki yaptım ama 10 tanesi de iyi çıktı kardeşim. Ya 10 tanesini bırakın, inanın 40 futbolcuda %20 başarı sağlasa 8 tane futbolcu harika bir takımımız olacak. 4 futbolcu da %10 başarısı sağlasa, tanesini 2 milyon eurodan satsak 8 milyon euro gelecek bir takım rahatlayacak. Yani bu sene sattıkları elemanlara bakın. Bu sene transfer geliri olarak 60 milyon var. O 60 milyonun büyük kısmı Harun'dan, Aziz'den, Ekong. Bir tek Ekong onların, yani 1 milyon euroya gitti o da. Titi'yi bile parasını ödemedikleri için Titi gene büyüklük yaptı. Tek başına feshedip gidebilirdi ve Bursaspor bir kuruş bile alamazdı. Hiç olmazsa alacağına karşılık yaptı. Yani Stanko gibi oldu. Evet. Ben öyle olabilirdi. Kısa dakika kaldığı için Hakan Dayanık Sivas maçı 19 kesin mi diye sormuş bana. Sivas maçı ile alakalı az önce de zaten program girişinde açıkladık. Kulüp bir başvuru yaptı federasyona. Galatasaray'ın yaptığı başvuru kabul edildi. 19'dan 17-30'a çekildi hava şartlarından dolayı. Son dakika bir gelişme yok şu an. Şu anda bir gelişme yok. 19 kesin değil ama sabahın köründe de olsak Sivas maçında tribünleri doldurmalıyız. Kesinlikle. Anlamsız tezahürat yapmamalıyız. Onlardayken ıslık, bizdeyken coşku ve döve döve o maçı almalıyız. Tribünsel anlamda, yani kimseyi kırmadan, dökmeden ama hani tezahüratla döverek, maça dahil olarak hakemi etkileyerek ne kadar silahımız varsa biz kullanmalıyız. Bütün taraftarlarımızdan rica ediyorum. Günay Öztürk ve Kani Darcanlı bu güzel program için ve samimi açıklamalardan dolayı size ve bize teşekkür etmişler. Erdener iyi yayınlar demiş. Teşekkür teşekkürler. Son olarak Erdinç Şentürk, Demi Keskin liderliğinde iyi bir yönetim kurulabilir demiş.
baştan beri açıkladığımız konu aslında şu anda kongre kararı olmadığı için liderlik yok, adaylık yok ama çabuk kongre kararı sürüyor. Şu kesin, biz ayrılmayacağız. Her halükarda biz ayrılmayacağız, onu söylüyorum. Hayır. Biz, tek ses, bir tek çatı. Biz aday çıkaracak. Şey yok, adı nedir? Daha ismin üzerinde herhalde çalışmalar sürüyor. İsim önemli değil. Biz, niyet çok önemli. Bir de şunu sorayım finalde başkan. Öyle de kapatalım süreyi, birazcık açtık çünkü. Remzi Bey geçtiğimiz hafta geldiğinde aslında fotoğrafta yer almayan birkaç kişinin daha olduğunu söylemişti. O isimler dahil oldu mu aranıza? Hayır, daha dahil olmadı ama biz bir yaklaşık 10 arkadaşla görüştük. Ya bunların içinde çok ciddi isimler olduğunu duyuyoruz. Tabii bunlar duyum. Şu anda her şeyi duyuyoruz. Benden duymadım. İşte sizden duymadığım için şu anda hani kesinlikle bu konuda bir şey demiyorum. Evet. En azından. Gördüğünüz gibi programın bitiş düdüğünü. bitiş düdüğünü. Ben çaldım. Hakem çaldı. Levi Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Beni ağırladınız. Oldu. İnşallah her soruya açık kalplikle cevap vermişsindir. Gelen mesajlar o yönde zaten. Teşekkür ederim. Diliyoruz ki bundan sonraki aşamada da kazanan Bursa Spor olsun. İnşallah. Hepimizin ortak temennisi bu. Sevgili Fatih, sana da çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ben teşekkür ederim. Son lafta geçenlerde attığım, maçtan sonra attığım tweette hatırlatacağım. Bu takım bizim, peşinden bırakmak yok, peşini bırakmak yok. Kaybedenler, mağlup olanlar kaybetmez. Vazgeçenler kaybeder, evet. Dedim. Vazgeçmek yok. Vazgeçmek yok. Vazgeçmek yok. Evet efendim, vazgeçmek yok. Bursa Spor'dan da, Bursa şehrinden de vazgeçmek yok. Takip ediyoruz. Demir Grup Sivas Spor karşılaşması şu an için haber yayını hazırlandığı saatlerde 16 idi. Bakalım federasyon saat 19 fikrine nasıl bakacak? Bununla ilgili nasıl bir dönüş sağlayacak? Levi Keskin'i ağırladık bugün. Spor'da bugün de. Bursa Spor özelinde bütün soru işaretlerini giderdiğimizi düşünüyoruz. Bu konsorsiyumun, bu buluşmanın, platformun çalışmalarını da tabii ki yakından takip edeceğiz. Ama Lemi Bey'in de açıkladığı gibi ilk olarak resmen kongre kararının karar defterine yazılması ve deklara edilmesini bütün kamuoyu bekliyor. Eğer bu şekilde bir karar alınacaksa diyelim ve sizlere veda edelim. Bir başka Spor'da bugün de. Görüşünceye kadar hoşçakalın.